Herkese merhabalar. Bugün drone videolarından farklı bir içerikle karşınızdayım. Geçen sene Aerobee firmasının sponsoruyla sizlere Fimi Palm el gimbalını tanıtmıştım. Dileyenler yukarıda link bırakıyorum, oradan izleyebilirler. Gene bu sene Aerobee'den Abdullah Çimen sağ olsun ikinci versiyonu olan Fimi Palm 2'yi de ürün eline geçtikten sonra incelemem için tarafıma yolladı. Tabii ki DJI Osmo Pocket kadar başarılı sonuçlar ortaya çıkarmasa da fiyat performans anlamında birçok kullanıcının beğenisini toplamış bir cihazdan bahsediyoruz burada. 145 gramlık ağırlığıyla avuç içi büyüklüğünde olup kıyafetlerinizin cebine çok rahat bir şekilde sığabilecek pratik bir cihaz olarak söyleyebilirim. Detaylara girmeden önce cihazın öne çıkan özelliklerine bir bakalım. Kutu üzerine hemen baktığımız zaman şöyle 128 derecelik FOV değerine sahip olduğunu görebiliyoruz. Yani Ultra HD geniş açılı videolar çekebilmekte. 3 akslı mekanik bir gimbal mevcut. H265 kodek desteğini yanı sıra görüyoruz. Ve Fimi Palm 1'de olduğu gibi yüz tanıma ve takip özelliği dediğimiz Face Detection özelliği de bulunmakta. Hemen şöyle kutuyu bir açalım. Kutumuzun içeriğine bakacak olursak şık bir koruma kılıfıyla beraber geldiğini görmekteyiz. Aynı zamanda bir adet Type-C şarj kablosunu görüyoruz ve kullanım kitapçığı da çıkmakta. All-in-One kategorisindeki bu cihaz kutudan çıkardığımız anda çalışır vaziyette. Yani herhangi bir ekstra aparat gerektirmiyor. Bu DJI Osmo paketlere bir diğer üstünlüğü de bu fiyatının yanı sıra. Çünkü biliyorsunuz ki Osmo paketlerde cihazı tam anlamıyla, tam randımanlı kullanabilmek için ekstra aparatlarını almanız gerekiyor ve bunlara ciddi anlamda da para dökmeniz lazım. Fimi Palm 2'de ise böyle bir şey kutudan çıkardığınız anda hemen kayda başlayıp çok rahat bir şekilde tüm fonksiyonlarıyla cihazı kullanabiliyorsunuz. Tasarımına baktığımız zaman hemen ön tarafta 1.22 inçlik bir dokunmatik ekran bizi karşılamakta. Hemen üst tarafında ise selfie moduna almamız için gerekli olan bir dokunmatik bölüm daha bulunuyor. Ortada ise büyük bir joystick var. 4 yolunu bir joystick olarak söyleyebilirim. Menüler arasındaki geçişi buradan sağlıyoruz. En alt tarafta ise hem record hem de power tuşu olarak söyleyebilirim. Cihazı buradan açıp video ve fotoğraf çekimlerimizi buradan başlatıp sonlandırabiliyoruz. Cihazın alt tarafına baktığımız zaman ise selfie modunda sesimizi algılayacak bir mikrofon, dahili mikrofonu görüyoruz. En alt tarafta ise Type-C şarj kablosu girişini, aynı zamanda kamerayı tripod'a bağlayabileceğimiz mount girişini de görmekteyiz. Sağ tarafa çevirdiğim zaman ise bir mikrofon daha görüyoruz. Onun altında ise SD kart yuvasını görmekteyiz. SD kart desteği olarak ise size şunu kullanmanızı öneririm. SanDisk'in Extreme Pro'ları var. 170 ya da 177 idi yanlış hatırlamıyorsam yazma hızı olarak. Dolayısıyla ne kadar fazla yazma hızınız varsa cihazın 4K çekimlerinde ve işte timelapse olsun, slow motion olsun gibi bu SD kartı yoran durumlarda yazma oranları yüksek bir cihaz kullanırsanız, bir kart kullanırsanız sonuçlar daha iyi olacaktır. Videolarınızdaki takılmalar ortadan kalkacaktır. O yüzden ne kadar yüksek yazma hızı olursa SD kartınızın o kadar iyi olacak. Bir kere alıyorsunuz, alırken güzel bir şey alın derim. Cihazın arka tarafını çevirdiğimiz zaman ise burada jack girişini görüyorsunuz. Daha ekstradan bir mikrofon bağlayabilme durumumuz mevcut. Alt tarafta da boynunuza ya da kolunuza asabilmek için bir bağlantı aparat bölümünü görmektesiniz. Ve tabii ki en üstte de gimbalımız bulunmakta. 1/2.6 inçlik CMOS sensör kullanıyor. Diyafram durumu ise 2.4'lük sabit fix diyafram. Şimdi 2600 mAh'lik bataryası sayesinde tabii ki rakiplerine oranla çok daha uzun ömürlü bir kullanım vaat etmekte. Fakat bu daha çok 1080p tarafında bizim işimizi görüyor. 1080p 30fps'de 308 dakika yani 5 saat kadar bir kullanım sunsa da 4K çekimlerde muhtemelen 2 saatlik bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Zaten bu cihazlar böyle alıp saatlerce vlog şeklinde kullanılacak cihazlar değil. Çünkü ısınma yaratıyor. Sadece Fimi Palm'da değil. Fimi Palm'da bu ısınma sorunları daha çok oluyor ama diğer bu tarzdaki rakip firmalarda da aynı sorunlar mevcut. Bunlar daha çok böyle 15-20 dakikalık hemen kısa vloglar çekebileceğiniz cihazlar olaraktan düşünebilirsiniz. Kayıt imkanı ise 4K'da 30fps'ye kadar bulunmakta. 2.7K'da 60fps'ye kadar, 1080p'de ise 90fps'ye kadar çekimlerini sağlayabiliyor. Demin tasarımına baktığımız kısımda sizlere ekstra bir mikrofon takılabildiğini söylemiştim. Bu cihazda aynı zamanda noise reduction denilen gürültü önleme özelliği de var. Bunu zaten testte göstereceğim size. Hem açık hem kapalı halde bakalım gerçekten gürültü anlamında ne gibi sorunlar ortaya çıkartıyor. Efektif çalışıyor mu? Bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi denoise yani gürültü engelleyici özellik pasifken bir ses kaydı yapıyorum. Birazdan ise gürültü özelliğini, gürültü engelleme özelliğini açacağız. Bir de öyle bakalım. Şimdi ise denoise'u aktive ettim. Gürültü engelleyici özellik şu anda çalışmakta. Sesler arasındaki fark ben daha bakmadım ama siz fark ettiğinizi mi bilemiyorum.
Harici mikrofon denemesi yapamadım çünkü jack dönüştürücü gerekiyormuş. Elimde de yoktu o yüzden. Ama çalışıyor yani, sıkıntı yok. YouTube'daki videolara bakabilirsiniz. Tabii oldukça küçük bir cihazdan bahsediyoruz. Dolayısıyla istediğiniz anda cebinizden çıkartıp hemen selfie moduna da geçirebileceğiniz bir alet söz konusu. Selfie modu almak için ise iki tane yönteminiz var. Bu bölüme bastığınız zaman gimbal'ın kendinize döndüğünü göreceksiniz. Bir diğer yandan ise power tuşuna üç kez üst üste bastığınız zaman ise gene selfie moduna geçtiğini görebilirsiniz. Peki cihazı kendi ekranı üstünden mi kullanmak gerekiyor illaki? Hayır. Kimi Play uygulaması üstünden telefonunuza Wi-Fi ile bağlayaraktan oldukça rahat bir şekilde cihazın tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Zaten bir tripoda bağlayaraktan kullanmanız bir time-lapse olsun, slow motion olsun gibi durumlarda veyahut da bir panorama çekeceğiniz durumlarda sizin için faydalı olacaktır. Bütün bunları telefonunuzun üstünden çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Aktif takip ve yüz tanıma özelliğinden bahsetmiştim. Bunu sizlere geçen sene Film Palm'da da yaptığımda göstermiştim. Oldukça iyi zaten sonuçları elde ediyordu. DJI Osmo Pocket'la karşılaştırdığımız zaman ise bu konuda ona çok fazla üstünlüğü olduğunu söyleyebilirim. Bununla ilgili YouTube videolarına bakabilirsiniz. Tabii Film Palm 2'de de bu özellik gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Şimdi dilerseniz gelin yüz tanıma özelliğini beraber değerlendirelim. Cihazda aynı zamanda built-in story mod dediğimiz hazır hikaye modları da bulunmakta. Bunlardan herhangi birini seçerekten sizlere belli başlı görevler veriyor. Atıyorum 4 tane 5 tane video çekmelisin diyor. Onları sonrasında kendi birleştiriyor ve size bir kurgulanmış video halinde sunuyor. Tabi cihazda timelapse özelliği de mevcut. Bu iki türlü yapılabiliyor. Tracking timelapse, bir de fixed timelapse dediğimiz. Fixed'de belli bir ortama koyuyorsunuz. Sabit bir şekilde gimbal kafa hareketi oluşmuyor. Direkt baktığı alanı timelapse özelliğini kullanabiliyoruz. Bir de tracking dediğimiz durum var. Orada da bir yön tayin ediyorsunuz. Gimbal o yön boyunca o dakikalar içerisinde, ayarladığınız dakikalar içerisinde hem dönüyor hem de timelapse'ini gerçekleştiriyor. Cihazda zoom özelliği de mevcut. Fakat dijital zoom var. 3x kadar zoom yapabiliyor. Tabii ki görüntü kaybı oluyor. DJI Osmo paketlerde görüntü kaybı olmadan zoomlar yapabiliyorduk özellikle 2'de, ama Fimi'nin cihazlarında zoom sırasında görüntü kalite kaybı ortaya çıkıyor diyebilirim. Bu sadece Palm modelinde değil, Xiaomi'nin yine dronelarında da aynı şekilde zoom yaptığımız zaman görüntü kalitesinde ciddi oranda bir düşüş meydana geliyor. Fotoğraf modu tarafına baktığımız zaman ise 12 megapiksellik bir çözünürlük var. Bu anlamda düşük diyebilirim. Rakiplerine oranla, özellikle DJI Osmo Pocket'e oranla bayağı bir düşük olduğunu söyleyebilirim. Fakat JPEG'in yanı sıra DNG yani RAW fotoğraflar çekmesi ve bunların daha sonrasında Photoshop gibi programlarda daha kurgulanabilir ve renk tonlarının ayarlanabilir olması anlamında bize fayda sağlıyor. Yani sadece JPEG değil, aynı zamanda DNG dediğimiz RAW fotoğraflarda ham veriyi de hafızaya kayıt edebilme özelliği mevcut. Tabii ki fotoğraf çekerken bir yandan da panorama çekim özelliği de var. Bunu 3 türlü çekebiliyoruz. 3'e 3, 1'e 4 ve 4'e 1 şeklinde. Yani vertikal olaraktan sosyal medyada Instagram storiesi koyacaksınız diyelim. Bir hikaye koyacaksınız. Yukarıdan aşağı uzunlamasına bir panorama veyahut da yatay düzlemde bir uzun bir panorama, 3'e 3 bir panorama çekebiliyorsunuz. Bunlarla ilgili sıkıntı yok. Çekimiyle ilgili bir sorun yok. Fakat indirmeyle ilgili bir sıkıntı var. Ben onu gördüm. Yani panoramayı çekiyorsunuz ama indirme yapamıyorsunuz. Muhtemelen yeni bir güncellemeyle bu ortadan kalkacaktır ama şu an için panoramayı çekse de telefonunuza indiremediğinizi söyleyebilirim. Film Palm 1'de zıplama testi yapmıştım. Oldukça da beğenilmişti. Bu test sırasında gimbal'ın gerçekten kararlı bir şekilde çalıştığını görmüştük. Stabil bir şekilde görüntü kalitesini hiçbir şekilde bozmadığını ve aynı zamanda dalgalanmanın oluşmadığını görmüştük. Zıpladığımı bile çok fazla anlayamamışsınız. Şimdi aynısını Film Palm 2'de de yapacağız. Bakalım onunla ilgili nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Şöyle yukarı zıplıyorum. Evet, bir daha zıplayacağım. Şöyle bakalım. Herhangi bir sarsılma var mı yok mu? Karar sizin. Peki bu inceleme süresi içerisinde hiç eksi yanlarını görmedin mi? Tabii ki var. Bunlardan en önemli eksi yanı gece çekim özelliği. Night shot dediğimiz gece çekim modu olsa da kesinlikle iyi sonuçlar vermiyor. Fakat bunu sadece Film Palm'la ilgili düşünmemek lazım. Ben daha önce DJI, SJ Cam, GoPro, Insta360 One X2 kullanmış biri olaraktan söylüyorum. Bu tarz tasarımlarda, bu tarz elektronik cihazlarda zaten
gece çekimleri oldukça kötü oluyor. Ben gece de kullanmak istiyorum, iyi sonuçlar almak istiyorum derseniz böyle bir imkanınız olmayacak. Grenli fotoğraflar, grenli videolar çekeceksiniz. O yüzden bu konuda bu tarz aksiyon kameraları ya da pocket size yani cep gimbal'ları kullanmanızı kesinlikle önermem. Evet, şimdi bir kayıt yapayım dedim. Kapalı ortam, asansör içi, yankılı ses aynı zamanda bu değerlendirmeyi de iyi olacaktır. Sesle ilgili nasıl bir yankılanma oluyor böyle ortamlarda. Şimdi birazdan açık alana da çıkacağız. Orada da daha iyi kalitesini göreceğiz. 4K 30 FPS ile şu anda çekim yapıyorum. Evet, bir de drone'un ışıklarına bakalım. Gece çekiminde. Parlamalar nasıl? Çok patlıyor mu vesaire? O açıdan da bilgi verecektir. Şuradan bir de minareleri çekecek olursak. Gözüküyor mu? Bilmiyorum ama. Pek gözükmüyor sanırım. Dışarıda şu an rüzgar var. Rüzgarlı durumdayken ses kalitesini değerlendirelim. Ne kadar etkiliyor? Ne kadar sorun çıkartıyor? İkinci eksi yönünün ise şu olduğunu söyleyebilirim. Demiştim ki sizlere cihazda selfie modu var. Bu power butonuna 3 kez üst üste bastığınız zaman kamera size dönüyor. Bu basma esnasında ciddi anlamda bir ses ortaya çıkıyor ve bu sizin kaydınıza da yansıyor. Şimdi size demin bahsetmiş olduğum o sesi dinleteceğim. Zaten çok kolay bir şekilde anlayabileceksiniz. Power butonuna 3 kez üst üste tıklıyorum ve kayda giren sese, tuş sesine bir bakın. Fark etmişsinizdir umarım. Ciddi anlamda böyle tak 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 diye buton sesi çıkıyor. Şimdi tekrardan yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir ses çıkıyor. Bu benim hoşuma gitmedi diyebilirim. Power butonuna iki kez üst üste bastığımız zaman ise gimbal'ın merkezileştiğini söylemiştim. Bunun testini yapalım. Bakın, gimbal'ı şimdi şöyle hem aşağı hem de full sağa doğru döndürdüm. Bunu go home pozisyonuna, yani merkeziye alalım. İki kez bastım ve gördüğünüz gibi santral pozisyona, merkezi pozisyona çevirdi. Tabii diğer yandan cihazda slow motion özelliği de bulunmakta. Fakat bununla ilgili görüntü kalitesi bayağı kötü olduğunu söyleyebilirim. 720p çekiyor, yani Full HD bile çekmiyor. Bundan ötürü de çok fazla kullanacağınızı düşünmüyorum bu modu. 2x, 3x ve 4x hızlarında bir yavaşlatma yapabiliyor. Evet, özet olarak şöyle söyleyebilirim. Bu cihaz fiyat performans anlamında çok iyi işler ortaya çıkarsa da özellikle gün ışığında, yani ışığın iyi olduğu ortamlarda gerçekten kaliteli sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Fakat ışığın az olduğu, biliyorsunuz size bir asansör videosu göstermişim. Orada ışık azdı. Orada sonuçlar iyi değil. Karanlık ortamda zaten iyi değil. Dolayısıyla bir DJI olmasa da fiyat performans anlamında oldukça iyi sonuçlar ortaya çıkardığını söyleyebilirim. Videonun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bu ürünü satın almak için Aerobee firmasına ulaşabilirsiniz. Zaten videonun açıklamalar kısmında sizlere linkini bırakıyorum. Aynı zamanda indirim kuponu da sizlere tanımlıyorum. Voyager Dog diye yazarsanız eğer, bu kupon sayesinde 100 liralık bir indirim almış olacaksınız. Az da olsa sizlere ufak bir katkım olsun istedim. Sonraki videolarda farklı elektronik cihazlar ve daha çok drone videolarıyla görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.